Cümleten selamun Aleyküm sevgili dostlar. Sponsorumuz golver.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz. Hoş geldiniz. Aşağıdan abone olup kanalımıza desteklerinizi arttırabilirsiniz. Şimdi sevgili dostlar uçaktan anladığınız üzere, üzere transfer konuşacağız. Ama hangi transferi? Tabii ki teknik direktör transferini. Portekiz'de Ali Koç, Jorge Jesus zirvesi. Fenerbahçe'de Jorge Jesus konusunda ciddi mesafe kat edildiği öğrenildi. Üstelik bu bununla da son, so, bu bununla da sınırlı kalmadı. Lisbon'da Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Souza'nın da yer aldığı görüşmelerde önemli adımların atıldığı ve arada artık sadece küçük detayların kaldığı bildirildi. Portekiz'de dev zirve Ali Koç, Jorge Jesus. Vitor Pereira'dan sonra İsmail Kartal'la yükselişe geçen Fenerbahçe'de gelecek sezon için göreve gelecek yeni teknik direktör için yapılan çalışmalarda artık sona gelindi. Bitti mi? bitmedi. Sarılar Civerti Kulübü'nün başkanı dünyaca ünlü teknik adamla Lizbon'da özel bir görüşme gerçekleştirdi. Milliyetten Celal Umut Eren'in özel haberi Lizbon'da özel görüşme yapıldı diyor. Şimdi başkan Ali Koç, Ali Koç'un da katıldığı daha doğrusu görüşmelerde Jorge Jesus'la birlikte Portekiz Cumhurbaşkanı Souza'da bulundu diyelim. Ali Koç Mayıs'ta resmileştirmek istiyor. Şimdi bakın bütün detayları burada öğreneceksiniz. Taraflar önemli adımlar atmaya atmayı başardı artık görüşmeler aşamasında. Arada bazı detayların kaldığı vurgulandı. Bu detayların başında Jorge Jesus ve teknik ekibinin alacağı maaşın görüşüldüğü aktarıldı. Mayıs ayı içerisinde teknik direktör konusunu resmiyete kavuşturmak isteyen Başkan Ali Koç'un Portekiz'de ile yaptığı görüşmelerden memnun kaldığı öğrenildi. Yapılan görüşmenin son derece sıcak bir ortamda geçtiği belirtildi. Projeyi beğendi bir görüşme daha yapılacak. Jorge Jesus'un kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Fenerbahçe'nin sunduğu projeyi beğendiği kaydedildi. 67 yaşındaki teknik direktörün Suudi Arabistan ve Katar'dan da bazı teklifler aldı ancak Fenerbahçe'nin projesini kendisinin açısından cezbedici durduğunu belirtmiş. Bugün bir kez daha görüşülecekmiş. Öte yandan Jorge Jesus'un teknik ekibiyle beraber yeniden toplanarak çalışmalarına başladığı vurgulandı. Fenerbahçe ile görüşmelerin son aşamaya gelmesinden dolayı Jesus ile ekibinin Sarıla Civerdi takımın mevcut durumuyla alakalı analiz ve araştırmalar yaptığı dile getirildi. Görüşmeler Aralık'tan beri devam ediyor. Bak buna çok şaşırdım. Aralık ayından bu yana teknik direktör çalışmalarını detaylı bir şekilde yürüten Başkan Ali Koç, Joachim Löw ve Jorge Jesus isimlerini ön plana almıştı. Son günlerde ise Jorge Jesus ismi bir adım daha öne çıkmış oldu. Ve Portekiz'deki bu toplantının ardından artık hemen hemen herkes Jesus Fenerbahçe'de buradan dönmez diyor. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Peki Cumhurbaşkanı o da özel bir isimmiş. Yani sürpriz isim Cumhurbaşkanı. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Souza. Cumhurbaşkanı Marcelo Souza Jesus ile yakın diyaloğu Portekiz'de yakından biliniyormuş. Hatta 2019 yılında Ülke tarihinde çok önemli bir yeri olan Prens Henry nişanlı bizzat Portekiz Cumhurbaşkanı tarafından Jesus'a takdim edilmiş. Ve Marcelo Souza Portekiz'i e, Avrupa'ya Portekiz'i Avrupa'ya tanıtan, yurt dışında en iyi şekilde temsil eden gurur duyduğumuz bir isim Jorge Jesus demişim. İşte Jesus'u hoca adaylar arasında öne çıkaran kriterler. Şimdi burada benim başka kriterlerim de var. Onları da ekleyeceğim. Fakat biz buradan şunu anlıyoruz. Ali Koç Portekiz'de yani Lizbon'da Jorge Jesus'ta bir görüşme gerçekleştiriyor. Portekiz Cumhurbaşkanı da yer alıyor. Bir de orada bir Emre Can olayı var. İş insanı Emre Can Bey diyor. İş insanı Ali Bey değil miydi ya? Jet Sosyeti Hanım. Ben mi karıştırdım? Hani şimdi Emre Can'ın yer alması yani Emre Can Bey iş insanı o da ayrı bir mesele. Şimdi i̇şte durum bu. Bundan hariç Portekiz basında da Türk basında da hani Türkiye ile görüşüyor ama hala anlaşamadı. Görüşmeler sürüyor ama maaş talebine ulaşılamadı gibisinden şeyler vardı. O da ayrı bir mesele. Şimdi bu konuyu derinlemesine işleyeceğim. Bak derinlemesine işleyeceğim. Fakat önemli olan burada şu. Jorge Jesus'u niye istiyoruz? Yani niye istiyoruz ve kesin mi? Değil mi? Herkesin aklındaki iki soru bu. Niye istiyoruz ve kesin mi? Şimdi Yesus'u niye seçiyorsun? Niye ön plana çıkarıyorsun? Bir, anahtar teslim hoca. Yani Portekiz'de, Benfica'da, Brezilya'da, Flamingo'da şampiyonlukları var. Hani lig şampiyonu konusunda tecrübeli bir isim. Hatta bir espri vardı. Ee, dur bulabilirsem. Ha, bir hoca düşünün kulübünde yani Flamengo'da kazandığı kupa sayısı yaşadığı mağlubiyet sayısından daha fazla. İnanılmaz. Güçlü bir teknik ekibe sahip. Yani güçlü bir teknik ekibi var. Ekibiyle birlikte Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi'nde hep belirli seviyelere ulaşıyor. Fenerbahçe bu sezon ligde ikinci olursa takımı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara taşıma adına tecrübeleri fazlasıyla var mantığıyla ve deneyimleriyle hareket ediyor. Jesus tam anlamıyla lider ve güçlü bir karakter. Uzun bir sezon maratonuna hakim olabilecek bir isim. Duygulardan çok mantığıyla ve deneyimleriyle hareket ediyor. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Jesus kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Ekibiyle beraber iyi bir projeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe İstanbul yani çok iyi bir şık, çok iyi bir seçenek. Daha önce Suudi Arabistan'dan gelen pahalı kontratı bile kabul etmedi diyor. Fenerbahçe'yi de iyi tanıyor. 2013'te Avrupa Ligi yarı final aşamasında Kadıköy'deki atmosferi kokladı. Değil mi? taraftan ön planda olduğu bir kulüpte çalışmak istiyor. Peki Flamengo'da ne yaptı hocam en son? Ya yüksek yoğun bir baskı uygulattırdı takımına. Disiplin vardı. Yani taktik bilgisi, temposu, hareketliliği, hani hücum setleri, bir farkındalık vardı takım. Ne olduğunun farkındaydı, ne amaçla oynadığının farkındaydı hatta şöyle bir cümlesi varmış. Bir maçı sadece kazanmak yeterli değil, ayrıca eğlendirmek zorundasınız diye. Ya Fenerbahçe taraftarı çok sever bu tip hocaları. Şimdi tempolu hücum futbolu oynatan bir isim. Yani tempolu, dinamik oyuncuları seven bir isim. Belki İrfan Can Kahveci bile bu adamın hoşuna gitmeyecek türden bir oyuncu. Yani, onun dışında birçok isim tam uygun. Mesut Özili. Ya yani Mesut Özili kesinlikle affetmez. Kesinlikle. Yani Mesut Özil yolcu derim ben size. O, o kadar söyleyeyim. Çünkü tempo hücum futbolun Mesut bunu kaldıramazdır. Rossi, Valencia. Hani tam Jorge Jesus'un temposuna uygun oyuncular gibi. Ama hani bunlar yeterli mi der demez mi? Bilemezsin. Mesela Berisha, Noak bu isimler Jesus da tutar mı? Ya da Jesus bunları ister mi? Soru işareti. Ya, tempo manyağı bir adam. Adam Hızlı. Mesela ben futbolcu yetiştirirken, çocuklara çalıştırırken şey kuralı yapardım. Bir saniye bile düşünme oyun oynardık. Bir saniye bile düşünürsen yani bir saniye düşünürsen orada ceza yersin. Adamın mantık bu gibi. Tık 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 tık. Şimdi Julio Cesar'ın bir cümlesi var. Daha doğrusu birkaç cümlesi var. Jesus'tan ilgili. Mourinho ile Inter'de şampiyonlar ligi kazandım. Kariyerimin zirvesiydi. Ama Mourinho ve Jesus arasında hep Jesus'u tercih ederim. Taktik olarak çok saçma bir seviyede. 7 7 gün 24 saat taktik düşünür. Bana herkes futbol oynar ama herkes futbolu anlamaz derdi diyor. Şimdi Jorge Jesus'la görüşülmesi, artık ekibiyle görüşülmesi, Fenerbahçe'den şu kadar istedi, artık sosyal medyayı donattım. Şimdi korkumuz ne? Ali Koç yanlışlıkla Jorge Jesus yerine Portekiz Cumhurbaşkanı ile anlaşmış olmasın. Çünkü Ali Koç'un eller cepte. Muhtemelen o görseli paylaşırım. Hatta ekrana da verebilir miyim o görseli? Sevgili yönetmenim ekrana verebilir miyiz o görseli? Verebilir miyiz? Şey arka plandan sıyırıp. Etiketlerden sıyırıp. Ha veririz. Tamam verelim o zaman. Şu görsel. Heh. Şimdi Ali Koç'un eller cepte fark ettiyseniz. Yani Portekiz Cumhurbaşkanı'nın yanında eller cepte. Sevgili Ali Koç sen neden elini cebine koydun dememiştim. Jinez <laughs> cüresi bir taraf ama Ali Koç yanlışlıkla Portekiz Cumhurbaşkanı'ndan anlaşmasın. <laughs> Financial Fair Play var diye. <laughs> Şimdi medyaya Ali Koç'un bu fotoğrafı servis edildi özel haber, cart haber, curt haber, pırt haber diye servis edilir. Ve artık ok yaydan çıktı. İnsanların aklına şu cümle geliyor. Anlaşıldığı için sızdırılmıştır. Yoksa yani menajerler aracılığıyla e, taraftar baskısı düşünülüp hani maaş, ek talep falan eğer bu çekildiyse zaten Ali Koç direkt iptal eder. İsmail Kartal hayırlı olsun. Değil mi? Eğer Ali Koç'un haberi Ali Koç çok kızar buna. Hidem Moritan Morita'nın uçak biletine kadar alındı ya. Falanca duyumcu haberini verdi diye iptal oldu o şey transfer. Düşünün. Ali Koç böyle bir adam. Ha şu var. En son bu tip sızan fotoğrafta Falka Abdurrahim Mal Bayrak fotoğrafı vardı ve hem maddi hem manevi olarak Galatasaray için sonuçları rezalet olmuştu. Yani şu fotoğraf eğer imza atılmadıysa artı 2 milyon euro demek. Bana kalırsa bu fotoğrafın başka bir olayı da var. Onu en sonunda söyleyeyim sürpriz bozulmasın. Şimdi ben foto iki tane şey gördüm. Şimdi Portekiz Gazetesi rekordla paylaşmış, Jesus'un işte Marcelo de Souza'nın fotoğraflarını paylaşmış. Hatta Braga'ya mı gidecek diye de başlık atmışlar. Herhalde o başkan Cumhurbaşkanı da Braga'ya yakınmış. Ama fotoğraflarda ne Ali Koç var, ne Fenerbahçe ibaresi var haberde, ne Ali Koç'ta ilgili, Fenerbahçe'ye ilgili bir şey var. Çok ilginç. Bu fotoğrafın hani bende bir haftadır duruyordu diyen arkadaşlar da var. Tabii ki saygım sonsuz, kesinlikle saygım sonsuz. Hiçbir şey demem. Doğrudur. Ama hani 16 Nisan, 24 Nisan neşe oluyor insan. Olabilir, Cık, olabilir. Fotoğraflara baktığınız zaman ilk görüşmede Ali Koç yok. Yani Jorge Jesus'la yapılan ilk görüşmeymiş o fotoğraf. Öyle söyleyenler de var o yüzden ona ithaf ediyorum. Ali Koç yok. 14-15 Nisan civarında. Şimdi Emre Can Bey var. Fenerbahçe adına görüştüğü iddia edilen kişi. Dün basına düşen fotoğraflar da 24 Nisan görüşmesi deniliyor. Yani arada bir 10-11 günlük fark var. 9-10 günlük fark var. Yani bu görüşmede bu sefer yine Ali Koç katıldı diyor. Emre Can Bey iş insanı olmasının yanı sıra herhalde bit pazarından falan giyinen bir isim. Çünkü iki görüşmede de Emre Can Bey'in kıyafeti aynı. Jesus'un da kıyafeti aynı. Yardımcıların da kıyafeti aynı. Hani o girilen restoranda hangi kıyafetle giyersen bir sonrakinde de ona giymek zorundasın diye bir kural varsa bilemem. Ama yani ilginçlikler silsilesi. İlginçlikler silsilesi. Hatta Jorge Jesus da bir görüşme randevusu daha ayarlandı. Bu görüşme final görüşmesi olacak. O görüşmede her şey belli olacak diyor. Mayıs ayının son haftası diyenler var. Bu arada Nisan ayının son haftasındayız. Hani Jesus Mayıs'ta görüşelim demişti zaten herkese. Bize niye şimdi 14 Nisan'da görüştü olası ayrı mesele. Bu da tamam. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bir özelleştiri kısmına gireyim. Ali Koç herhalde bu işi becerirse, yani bu transferi gerçekleştirirse, herhalde Ali Koç hiçbir baba yiğit eleştiremeyecek. Yani hiçbir baba yiğit eleştiremeyecek. Çünkü eleştirecek yer yok. Neyi eleştirecek? Eleştirecek hiçbir yer kalmıyor. Yani bütün delikleri tıkamış oluyor Ali Koç. Haksız haksızsın deyin. Bütün delikler tıkanmış oluyor. Çünkü abi ona konuş, buna konuş, şuna konuş. Jesus'u getirmiş adam. Sen ne konuşabileceksin ya? Sen hiçbir şey diyemezsin Jesus'u getirmiş adama. Bak ben Fenerbahçe açısından bir cümle kurayım. Ben Fenerbahçe açısından bir cümle kurayım. Kendi açımdan. Hani bunun bir tık üstü yok. Getirdiğim bu adamın bir tık üstü yok. Getirip getirebileceğim max seviye. Hani max Fenerbahçe teknik direktör seviyesi bu. Hocam gelir tutmaz. Bak Fenerbahçe taraftarı o kadar ümitsizliğin içinde ki, o kadar buhramın içinde ki. Yani e, ee, Klopp, Klop gelse, Marco Klopp, <laughs> Klop gelse, Liverpool'un teknik direktörü Klopp gelse, tereddüt diyeyim hocam ya. Yani olmayabilir şimdi, tutmayabilir modundalar. Löv diyorsun, Klopp diyorsun, hani ekliyorsun, hani bu seviyeler diyorsun. Hocam löv olmayabilir. Lan oğlum gördük yani. Sen Cigolatalı Bazda'yla şampiyonluk hedefli. Sen Kadıköy'de aman rakipler üstüme gelsin ben kapanayım da kontrol ataktan gol atayım diye futbol oynuyordun geçen sene. Gözünü seveyim ya. Ya size fazla ya. Harbi söylüyorum size fazla ya. Bazı arkadaşlara diyorum hepinize demeyeyim yanlış anlaşılmasın. Size fazla inanın fazla. Daha ne olacak ya? Vallahi Allah insaf versin abi bazı arkadaşlarımıza insaf versin. Ben şunu söylüyorum. Jesus Ali Koç'un Finalidir. Finalidir. Hani daha ben ne yapayım cümlesidir. Hani ben daha ne yapayım kardeşim cümlesidir. Şunu söyleyeyim. Muhtemelen bu fotoğraftan sonra işler ya kötüye gidecek ya pahalıya patlayacak. O ayrı mesele ama inşallah anlaşılır. Ve madara olmayız. Farkında mısınız bilmiyorum. 2018'de Ali Koç seçildiği zaman ben Mustafa Hoca olarak sizler Ahmet, Mehmet, İsmail, Necati, Remzi, Şakir olarak artık neyse hepimiz hepimiz tam olarak hayalimizdeki fotoğraf buydu. Yani Ali Koç gelecek diye getirecek. Marcelo bir taraftan gelecek, Belotti gelecek. Hani o zamanlarda da Belotti yoktu. Hani Marcelo gelecek, Benzema gelecek, o gelecek, bu gelecek. Tam Fenerbahçe'nin hayal ettiği fotoğraf. Ya şimdi Jesus ayarında bir kocayı ülkenin cumhurbaşkanıyla birlikte görüş gidip görüşebiliyorsan koç soyadını kullanmış olacaksın. Ama geçmişe baktığımız zaman Ali Koç'un koç soyadını kullandığını pek göremiyoruz. Fenerbahçe'nin en çok hakkının yediği seneler Ali Koç dönemi oldu. Koç soyadı nerede? Değil mi? Yani çok tuhaf gelişmeler var. Ben çok daha bir şey demek istemiyorum. Ama iş beceridirse ne ala. Peki Mustafa Hocam senin fikrin nedir? Bu kadar fotoğraf piyasada. Bu kadar haber piyasada. Bütün duyumcular Cesus Fenerbahçe'de diyor. Sen ne diyorsun? Gelmeyecek diyorum. Ben de gelmeyecek diyorum. Niye gelmeyecek diyorsun? Lan neden gelmeyecek diyorsun hocam? Totem mi yapıyorsun? Başka bir şey mi yapıyorsun? Aklınıza istediğin şeyi getirin. Gelmeyecek diyorum. Türkçe konuşuyorum. Ben Ali Koç'un Jesus'la yüz yüze görüştüğünü doğrulayamadım. Hocam fotoğraflar var. Nasıl doğrulayamadın? Doğrulayamadım. Doğrulayamadım. İkincisi. Hadi ben haberim yok. Bana duyum verilmedi. Belki dediler ki ulan Mustafa Hoca sen teknik direktörde bir Bielsa dedin. Adamlar anlaştık, getiremedik. Nenat Bielsa dedin. Anlaştık, getiremedik. Ulan Mustafa Hoca sana söylemiyoruz dediler. Belki de öyledir. Yemeyin. Bence bu duyumları yemeyin. Bence bu haberleri yemeyin. Fenerbahçe'nin şu anda devam edeceği tek teknik direktör İsmail Kartal. Yok kulüpte farklı pozisyon belirleniyor. Şu olacak, bu olacak. İsmail Kartal. Çok net Ben söylüyorum benim benim fikrim de, zikrim de, de bu İsmail Kartal hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçe'ye. Önümüzdeki sezon yine teknik direktörümüz. Hocam Ali Koç'u vururlar. Ne biliyorsunuz Ali Koç'a karşı bir operasyon yapılmadığını? Ne biliyorsunuz? Şu an e, mesela seçim yaklaşık olsa atıyorum kafadan. Işte şu operasyon düzenledi. Millet de diyecek ah seçim için yatırım. Bu yapıldı seçim için yatırım. Şununla görüşüldü seçim için yatırım. Değil mi? Şimdi benim aklım aslında bir şey geliyor ama Ali Koç'ta o kalibre yok. Acaba hani Trabzonspor şampiyonluğunu gölgelemek hani kimse konuşmasın olan dedirtmek için mi yapıyor? Şimdi düşünsenize hem yani aynı gün içerisinde Trabzonspor işte Cumartesi'nin pazar mı şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Normalde ilan etti de resmen ilan edecek hani puansal olarak. Düşünsenize Cumartesi, Pazar ilan ediyor. Tam Trabzonspor altyazısı çıkarken bir altyazı daha. Fenerbahçe Portekizli teknik adam Jorge Jesus ve ekibiyle her konuda anlaşmaya varmıştır. Pazartesi günü imzalar atılacak. 5 dakika sonra altyazı. Luis Suarez, Portekizli golcü Luis Suarez Fenerbahçe'de. Luis Suarez Fenerbahçe'de işte e, Dünya Cönünü futbolcuyla anlaşan Ali Koç, Jorge Jesus'la her konuda anlaştı ve ee, başarılı futbolcunun birkaç güne Türkiye'ye gelip e, sağlık kontrollerinden ardından resmi sözleşmeyi imzalatması beklenmektedir. Düşünsenize bir. Bir düşünün. Zaten sezon şaibeli. Bana göre de sizlere göre de şaibeli. Ben açık söylüyorum arkadaş. Dünyada da üstüme geldi. Bu sezon bu sezon şaibeli. Bu sezon şaibe, şaibeli. Ben aylar önce söyledim. Teknik 8 Mart'ta söyledim. Sizin söyledim. Metlis'te söyledim. Bu sezon şahibiyle akıllarda şikeli sezon kalacak. Bu sezonun şampiyonu şikeli şamp şat takım olarak kalacak akıllarda. Ama mühim olan buradaki bu. Durum bu yani. Yani Jorge Jesus'un durumu bu. Bakalım ne olacak, ne edecek. Ama ee, ben olacağını zannetmiyorum. Birinci ihtimal bu dedim. İkinci ihtimal Jorge Jesus kendi servis ettiyse zaten iptal. Ali Koç buna çok kızar. Direkt iptal eder. Eğer Jorge Jesus'un kendi bunu e, verdiyse direkt iptal yazın. Direkt iptal yazın. Üçüncüsü e, benim bildiğim Ali Koç ne yapar? Tepkileri azaltır, azaltır, azaltır. Herkes odaklanır. Birdenbire bakarsın sürpriz. Belki İsmail Kartal bile değil. Daha sürpriz bir isim gelir. Bu da Ali Koç özelliği. Ben inanmıyorum. Daha önce size ne dedim? Löv konusunda da söyledim. Bu konuda da söyledim. Yine söyledim. Yine söyledim. Yine söylemeyi sürdüreceğim. Resmi imzayı görene kadar hiç kimseye inanmayın. Resmi imzayı görene kadar hiç kimseye inanmayın. Çünkü çünkü bu kadar söylenti olan bir takımda bu kadar söylenti olan bir takımda, bu kadar belirsizlik olan bir takımda, geçmişinde bu olan bir takımda bir şey bekleme. Hocam Cumhurbaşkanı'nı devreye sokmuş. Ali Koçik geldi ne dedi? Ben Chelsea ile kan kişidoyum. Tottenham'la enişteyim. Görümcem olur. Barcelona görümcem olur. Eltim olur. Şu bu. Sonuç. Ya sonuç. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Ha. Hocam sen Jesus'u ister misin? Ben Jesus'u Löv'den daha fazla isterim. Çünkü Fenerbahçe kültürüne uygun teknik direktör Jorge Jesus. 2-3 tane de Portekizli, Brezilyalı, Brezilyalı alırsak aa değmeyin keyfimize. Samba izlersiniz. Hocam Gustavo'yu tutar mı takımda? Lan adam fişeye dönüştürür takımı. Fişeye, fişeye, takım fişeye dönüştürür. Yani fişeye dönüştürür. Ben onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ama korkuyorum. Ali Koç'tan korkuyorum. Ben yıllardır bak Bielsa konusunda Marcelo Bielsa konusunda Facecam'de 5 kere görüşüldü. Siz burada hadi diyelim görüşme gerçek. 2 kere görüşüldüyse bile inanmayın arkadaşlar. İnanmayın. Bekleyin görün. İnşallah zaman sizi haklı çıkartır. Yani ee, Umarım hakkımızda hayırlısı olur arkadaşlar. İnşallah hayırlısı neyse olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, bir de gelişmeleri bekleyin. Bak kulüp bunu yalanlayabilir. Doğrulayabilir. Yani hafta sonuna kadar bir korku da verebilir. Bak seneye bunu getiriyoruz diye her şey olabilir. Ben şunu da söyleyeyim. Yani İsmail Kartal, Löv, Jesus üçgeninde sorun. Ben Jesus diyorum. Oyun Jesus'a. Jesus olmasa Löv, İsmail Kartal, oyun Löv'e. İkisi de olmazsa İsmail Kartal ama İsmail Kartal'ı bir yardımcı. Misal Volkan Demirel, misal, misal Emre Belezoğlu bu. Üçü de olmazsa, üçü de olmazsa hayırlı olsun kıyamet geliyor. Ha tabii şey, Nenat bir say isterim ama bakalım ne olacak. Ben dediğim gibi resmi imzayı görene kadar kimseye inanmayın. Hayırlı olsun şu bu diyorlar istedikleri kadar fotoğraf paylaşsınlar. Yani fotomontaj yapmak, başka bir şey yapmak çocuk oyuncağı bu devirde. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.